zamandır aslında milli takımda hep beraber oynuyoruz biz. Her türlü hani bir araya geliyoruz yani yan yana. O yüzden çok da zor olmuyor. Aslında bir değişiklik oluyor yani kulüplerde farklı bir şekilde oynayarak, milli takımda farklı bir şekilde oynayarak bize de bir değişiklik olarak geliyor. Şu an bu takımdaki daha çok genç bir kadroya sahibiz. Aslında antrenman yapmak için çok fazla zamanımız yok ama en kısa sürede uyumu yakalamaya çalışıyoruz. Peki sence Türkiye'de voleybol oynayanlar ne tür zorluklarla karşılaşıyor? Aslında bizim için en zor olan futbol kadar yeterince ilgi çekmiyoruz maalesef. Mesela Şampiyon Ligi'ne baktığımızda da her sene ilk 3 takımımız Şampiyon Ligi'ne mutlaka katılıyor. Genelde de en az 2 tane Final Four'a da gidiyor. Bir tanesi de çoğu zaman şampiyon da oluyor. Mesela bu sene de Vakıfbank oldu. 2 sene önce de Eczacıbaşı olmuştu. Mesela bu aynı şekilde bu başarı futbolda da olsa çok daha fazla ilgi görürdü diye düşünüyorum. Biz de voleybolda aynısı olsun istiyoruz. İyi bir sporcu olmak sence fedakarlık gerektirir mi? Sen ne kadar yapıyorsun fedakarlık? Tabii ki. Çoğumuz çok fazla antrenman yaptığımız için, her gün çok fazla çalıştığımız için, çok da fazla maçlarımız, deplasmanlarımız olduğu için çok fazla şey kaçırıyoruz normal hayatımızdan. Ama biz bu işi sevdiğimiz için bunu yapıyoruz. Gerçekten severek yapıyoruz. Yani bunu sevmesek bu kadar da başarılı olamazdık diye düşünüyorum. Biliyorsun önümüzde Bakü'den dayanışma oyunları var. Hazırlık süreciniz nasıl gidiyor? Dediğim gibi hani biraz daha çok fazla zamanımız olmadığı için sezon çok yakın zamanda bitmişti zaten. Birkaç gün burada hazırlanıp en hızlı şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah da orada ülkemize en güzel şekilde teslim ederiz. Rakiplerini tanıyor musun Bakü'de? Sence zorlu rakipler mi? Ben kendi adıma açıkçası sadece Azerbaycan'ı tanıyorum. Gerçi onlar da tam olarak hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyoruz. Az takım çıkarsa gerçekten çok iyi bir takım olur. Ama diğer takımları tanımıyorum maalesef. Umarım finale çıkıp Azerbaycan'la oynayıp kazanırız. Ben 8 yaşındayken onlar önce yüzme yapıyordum, yüzücüydüm. Ondan sonra voleybola yönlendirdiler beni ve ben hani çok severek başladım aslında voleybola. Çok erken yaşta başladım diğer arkadaşlarıma göre. Onun da ekmeğini yiyorum aslında şu anda. Rakip takımlarla oynuyorsunuz ama milli takımda bir aradasınız. Uyumu nasıl yakalıyorsun? Hepimiz çok yakın arkadaşız burada. Sonuçta herkes aynı dili konuşuyor. Hani voleybol tek bir dil. Aslında rakip olmak daha eğlenceli oluyor. Hani burada şamata oluyor biraz. Hani eski anıları falan yad ediyoruz. Güzel aslında. Türkiye'de voleybol oynayanlar ne tür zorluklarla karşılaşıyor sence? Özellikle hani ben kendi adıma da konuşabilirim bunun için. Arkadaşlarım adına da eğitimi götürmek biraz zor oluyor burada yanında voleybolun. Çünkü yurt dışında daha yardımcı oluyor okullar. Hani ne kadar antrenörlerimiz bize destek olsa da bu konuda okulun da bize daha çok yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani akademik hayatı paralel götürmek gerektiğini düşünüyorum. Sen de genç bir sporcusun. Bu spora başlamak isteyen genç sporcularımıza neler önerirsin? Erken yaşta başlayın ilk olarak bu. Gecikmeyin hiçbiriniz. Gecikseniz de çok çalışmanız lazım. Hani yetenek bazen yeterli olmuyor. Yani onu beceriye çevirmek gerekiyor. Bu kadar diyebilirim. Biliyorsun önümüzde Bakü İslami Dayanışma oyunları var. Hazırlık süreciniz nasıl geçiyor? Çok kısıtlı bir zamanımız oldu ligden sonra. Çok az bir aramız oldu. Ama zaten birbirimizle çok uzun zamandır oynadığımız için gayet anlaşıyoruz şu anda. Hazır hissediyoruz kendimizi. Heyecanlıyız.